geldiniz. Evrencim. İyisin değil mi? Bir şeyin yok. Yok yok, iyiyim, iyiyim. Siz geçin, geliyorum ben de. Çok naziksin. Evren, ya ne bu senin suratının hali ya? İyiyim Derin, sonra. Ne demek iyiyim, görmüyor musun? Tamam, sonra konuşuruz Derin. Hadi sonra. Bir americano espresso bir şey alabilir miyim? Bir de lütfen soğuk bir su. Hemen. Çok mersi. Lütfen. Ah, çok teşekkür ederim tatlım. Çok naziksin Evrencim. Çok teşekkür ederim. Çok ince düşüncelisin. Çünkü evimizi görsen dekorasyondan, tadilattan oturacak hiçbir yer yok. Tekrar teşekkür ederim. Çok zarifsin. Yok yok. Bizim için bir onur. Lütfen geçin böyle oturun. Kahveniz de geliyor zaten. Tamam. Çok naziksin. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Odanızda birazdan hazır olur zaten. Çok teşekkür ederim. Görüyorsun değil mi? Hayır, şizofren desen değil. Deli desen bu da değil. Kesinlikle çok iyi oynuyor. Çocuklar, siz benim yüzümden okulunuzdan olmayın. Gerisini ben hallederim. Tabii ki. Odanız hazırlanıyor. Sizinle ilgilenecekler. Kahveniz için. Keyfinize bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz anneciğim. Derin. Gelir misin? Teşekkürler. Gel aşkım. Evren'e İbrahim'i aramasını söyledin değil mi? Hallet şunu. Daha değil. Foyamız ortaya çıkmadan derhal evimize dönmemiz lazım Derin. Hallet şunu lütfen. Hadi canım. Tamam. Tamam anneciğim. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Affedersiniz, bakar mısınız? Ben bir su istemiştim. Bana bir araba yerlesen. Hemen efendim. Ya nasıl utandırıyor beni, görüyorsun değil mi? Hayır, sadece çok iyi oynuyor. Ne oldu? Daldın gittin yine. Tamam işte, babanın siniri geçene kadar burada rahat edersiniz. Geçerse tabii. Ya benim bir de okula gidip dilekçeyi geri çekmem gerekiyor. Of, okulun parası ödendi mi bilmiyorum ya. Ne diyorsun sen Derin, dilekçi, para? Ne alaka? Sen boş ver şimdi, ben bunlarla seni hiç canı sıkmayacağım. Derin, eğer o gün söylediklerim yüzündense... Haklıydın. Evren, bir telefon açtım sana, hemen çıktın geldin. Ama ben hatamın farkındayım. Bunca zaman seni ne kadar önemsediğimi sana yeterince hissettirememiş olabilirim. Ama bak sana söz veriyorum, artık farklı olacak gerçekten. Okul birkaç saat bekleyebilir. Sen şimdi bana söyle bakayım, iyi misin, neyin var? Önce şu yüzün nasıl bu duruma geldi onu anlat, tamam mı? İyiyim ben, Derin. Çok pardon. Efendim Ruhi. Evren Bey, Ece Hanım'dan haberim olsun diyordunuz ya. Evet, bir şey mi oldu? Kendisi şu an Yağız Bey'in evine geldi. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Alo, Evren Bey? Kapat. Alıştım. Bir yandan iki kardeş birbirine girmesin diye uğraş, bir yandan da belaya davetiye çıkar. Neyse. Hiç değilse kızı kaybetmese bari. Evren. Bir işim çıktı Derin, çok önemli. Geleceğim. Derin. Gel tatlım. Geliyorum anneciğim. Gel tatlım, bir şeyler içelim. Sizin okul işi yattı galiba. Bir kahve içelim mi? Bir espresso alırım. Bir espresso olabilir miyim? Hı? Bir de bizim oda hazırlanıyor değil mi? Biz Evren Bey'in misafirleriyiz, biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Sedef Hanım, odanız hazır. Çok teşekkür ederim, zahmet verdik. Sağ olun. Anneciğim, biraz az mı abartsan? Sana ne, sen karışma. Kolay gelsin. Evren burada mı? Yok, hayır. Burada değil. Nasıl olmaz ya? Burada olmasın lazım. Kerem! Derin, senin ne işin var burada?
Berin! Anneciğim bir dakika, hemen geliyorum. Evet, dinliyorum seni. Ne işin var burada? Berin, asansör geldi. Bir iki dakika bir şey konuşuyoruz da hemen gelecek. Çok özür dilerim, pardon. Pardon, sana ne acaba? Kerem, tamam sen geç, ben geliyorum. Anneciğim, sen çık, ben geleceğim. Hayır, ben seni burada bekliyorum. Tamam, bekle. Evet, dinliyorum. Babam bizi evden attı. Ben eve gittiğimde eşyalar falan, her şey kapının önündeydi. Sen de Evren'i arayayım dedin. Evet, çünkü yardıma ihtiyacım vardı. Beni aramak aklına gelmedi yani. Kerem, sen ne yapabilirdin ki? Tamam, haklısın. Ben ne yapabilirim ki? Ya ne oluyor? Ya tamam, bir şey demedim. Hayır, ben ne dedim şimdi? Ya tamam, ben bir şey demedim ki, haklısın diyorum. Doğru olanı yaptın yani. Ben olsam ben de Evren'i ararım. Benim babamın oteli yok sonuçta. Benim babamın evi bile yok. Doğru olanı yaptın diyorum. Öyle demek istemediğimi biliyorsun Kerem. Ne demek istedin o zaman? Annem hepsi senin yüzünden oldu dedi. Bir çare bul dedi. Ne yapayım ben de? Aklıma gelen ilk çare... İlk insan Evren'i arayayım dedin. Tabii ki Evren'i arayacaksın. Tabii ki. Gece haklıymış ya. Vallahi. Hangi konuda? İnsan diyorum bir telefon açar. Ya en azından bir telefon açar, bir sorar, soruşturur. Ya tamam, size böyle bir yer ayarlayamayabilirdim ama kalacak bir yer mutlaka ayarlardım ama senin aklına bile gelmemişim ben. Ama aptallık bende. Sen bir yüzükten vazgeçin diye her şeyden vazgeçtin zannettim ben ama... Hani böyle oteller, şatafatlı hayatlar, Evren'in güvenli kolları falan. Saçmalıyorsun, haksızlık ediyorsun Kerem. Ben mi haksızlık ediyorum, sen mi haksızlık ediyorsun? Bir düşün istersen.